İslam Konferansı Örgütü Kadının İlerlemesi Teşkilatı Tüzüğü'nün Türkiye'de kanunlaşması girişimine Cumhuriyet Kadınları Derneği karşı çıktı. Müslüman devletler açısından belki kadın hakları açısından bir ilerleme olabilir ama Türkiye için asla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu teklifi inceleyen avukat Nuriye Kadan, gerekçede yazan erkeklerin saygı duyulan eşleri olarak yetiştirilmesi ifadesinin Türkiye'deki hakları geriye götüreceğini savundu. Giriş bölümünde Müslüman aleminde hızla gelişen, değişen ve modernleşen bir dünyada kadınların erkeklerin saygı duyulan eşleri olarak yetiştirilmesi, eğitimi, öğretimi ve durumlarının iyileştirilmesinin rolünün önemini teyit eder şeklinde bir ifade var. Bakın burada kadınlara bir birey olarak görmeyen bir ifade. Kadınları eşlerin üzerinden konumlandıran bir ifade, kesinlikle kadın erkek eşitliğine aykırı bir şekilde bir ifade. Kanun teklifinin hem anayasanın ilk güç maddesine hem imzalanan uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu belirten avukat Nuriye Kadan teklifin geri çekilmesini istedi. Biz Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak bu kanun teklifinin yasalaşmaması için kamuoyunda bir duyarlılık ve farkındalık yaratmak istiyoruz ve bunun geri çekilmesini talep ediyoruz. Eğer meclise de gelirse de kesinlikle yasalaşmaması için mücadele edeceğimizi ve bu konuda da tüm sivil toplum örgütlerine de bu konuda da bir çağrıda bulunuyoruz ve mücadele etmeye çağırıyorum.